Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monda Biletiki banner Bannerlord'un kasma ve donma sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle masa üstüne geldiğimizde saatlik yaparak buradan Nvidia denetim masasını açıyoruz. Karşımıza böyle bir yer geliyor. Buradan sol tarafta 3D ayarlarının yönetilmesine bastık. Burada program ayarları kısmına gelmemiz gerekiyor. Çünkü buradan bir program ekleyeceğiz. Ben de şu an ekle. Ama yine de size göstereyim. Ekleye bastım. Buradan Bannerlord Launcher'ı buluyorsunuz arkadaşlar. Seçilen programı ekle diyorsunuz. Şimdi değiştirmeniz gereken görüntü keskinleştirme kapalı. Maksimum kare hızı kapalı. Bağlantı optimizasyonu otomatik. Ee, çok karine örneklenmiş kenar yumuşatma kapalı. Ee, kaliteyi yüksek performans alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yüksek performans seçiyorsunuz bu açık. Güç yönetimi modundan da maksimum performansı tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Maksimum performans istiyoruz çünkü biz. Ve buradan da ekran kartınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında yapacağınız burada işlem kalmıyor. Sonra uygula ve tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ilk işlemi yapabilirsiniz. Şu an ben yaptığım için zaten gerek yok. Bunu yaptıktan sonra artık sırada oyuna geçmek var arkadaşlar. Oyun ayarlarını değiştireceğiz. Şimdi oyuna geçelim. Evet şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Direkt videoya geldim. Burada ekran kartımı seçiyorum arkadaşlar. Zaten ben de seçili. Bunu tam ekran yapıyorum. Yani çözünürlük oranını çok değiştirmenizi tavsiye etmem ama çok fazla donuyorsa mecbur arkadaşlar bunu düşüreceksiniz. Bayağı bir 80'e 70'e kadar çekebilirsiniz. Çok fazla düşünmeyin çok kötü olur yani hiç oynanmaz hale gelir. Yukarıdan performans testini başlat diyerek de performansı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Burada daha fazla değiştirebileceğim bir şey yok. Şimdi performansa geldik. Genel olarak yüksek diyor ama biz bunu şimdi özel yapacağız. Ben kenarı yumuşatmayı FXAA yapıyorum. Gölgelendirici kalitesi. Bunu düşük arkadaşlar. Çok gerek yok zaten gölgelere. Kaplama aktarım bütçesi orta. Kaplama kalitesi ortaya alalım bunu da. Bunu 4x yapalım. Karakter detayı yüksek olsun. Ben karakter detayı yüksek olmasını seviyorum. Gölge kalitesi düşük olsun yine. Gölge türümüz e, dinamik olmasın. Statik olsun. Hatta olmasın. E, burayı GPU hafıza kullanımını ne kadar çok düşürürseniz o kadar iyi arkadaşlar. Gölge fitleme yok. Parçacık kalitesi falan orta. Bitki kalitesi düşük. Çok mühim değil, orta, orta. Çıkartma kalitesi orta, su kalitesi düşük, çok mühim değil. Bunu sıfıra çekeceğiz. Işıklanma, dırma kalitesi düşük olsun. Direkt bunları da kapatalım, tek bir kumaş açık kalsın. Çok etki ediyor mu? Tamam, bu da kapalı olsun. Savaş büyüklüğünü düşürün arkadaşlar 200'e kadar düşürün ne kadar az asker o kadar iyi sizin için. Ee, animasyon örneklendirme kalitesi ben de yüksek olsun istiyorum zaten ortada yok düşük var bir de yüksek var ben yüksekte kullanıyorum ses kanalları düşük. Sesle de değiştirebileceğimiz bir şey yok oyun açısıyla değiştirebileceğimiz bir şey yok bu şekilde bu ayarları yaptıktan sonra bitti deyin arkadaşlar yukarıdan performans testini başlatabilirsiniz veya kendiniz zaman buradan gelip özel savaş açarak FPS'inizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kasma sonunuzu engelleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.